Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, Fenerbahçe'mizde biliyorsunuz şu anda Dünya Kupası arası ve hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Fakat Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe'de Joshua King'in dönüşü Trabzonspor maçında olacak haberiyle başlayalım. Aslına bakarsanız başlık bu yönde. Fakat ben bu haberde size çok enteresan bazı bilgiler vereceğim. Süleyman Arat'ın haberi de bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe ligde, Fenerbahçe'de daha doğrusu ligde 9 maç kaçıran Norveçli golcü kritik karşılaşmada formasına kavuşuyor demiş. Şu anda 28 Kasım'dayım. 29 Kasım'a girmek üzereyiz. Siz bunu sabah 10.30 gibi izleyeceğinizi düşünerek hadi 30 Kasım diyelim. Yani yaklaşık 25 gün sonraki maçın duyumunu veriyor. Yanlış anlamadım değil mi arkadaşlar? Yani 2022'nin son birkaç günündeki maçın duyumunu veriyor. Şimdi buraya kadar tamam. Jesus, Pedro'nun cezası. Bak, Pedro'nun cezası. Bir kere şunu da söyleyeyim. Ben haberci değilim. Ben duyumcu da değilim. Ben sadece yorum yapıyorum. Elimden geldiğince size aktarıyorum. Arkadaşlar, öyle bir şeydeyiz ki, yani öyle bir ortamdayız ki, inanın futboldan anlayan kişi çok az. Ja Pedro'nun cezası diyor. Ja Pedro'nun cezası yok Trabzonspor maçında. Hocam olur mu? İkinci sarı karttan atılmadı mı? Evet, kırmızı kart dedi. Ja Pedro Trabzonspor maçında oynayabilecek hiçbir eksisi yok. Hocam manyak mısın? Kırmızı yedi diyorsun. PFDK iptal mi etti? Hayır, iptal etmedi. Arkadaşlar, kırmızı kartlar Türkiye Kupası'nda çekiliyor. Kırmızı kartlar Türkiye Kupası'nda çekiliyor. Şöyle anlatayım. Giresun maçında Ferdi sarı kart görseydi, Trabzon maçında yoktu. Ferdi ikinci sarıyı gördü, kırmızı yedi. İstanbul Spor maçında, Türkiye Kupası maçında yok, Trabzon maçında vardı. Ya bunu ben mi öğreteyim? Yılların duayen isimlerine. Neyse, Pedro'nun cezası Serdar Dursun'un formsuz olması nedeniyle Trabzonspor deplasmanında Joshua King'e görev verecekmiş. Allah Allah. Allah Allah. Doğmamış çocuğa dombişlik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Dünya Kupası var. Kabul. Lige verilen bir ara var. Kabul. Uzunca bir ara var. Kabul. Ama şimdiden böyle. Arayı kapatmak için çabalıyor diyor alt başlıkta. Sezona kötü başladı. Norveçli golcü yeniden yakalamak için çok uğraşıyor. Önce Valladolid maçına çıkacak diyor. Şimdi merak ediyorum. Valladolid ve Villarreal maçları kesin. Değil mi? Kesin arkadaşlar. Yani iki tane maç kesin. Peki merak ediyorum. Serdar Dursun'un formsuz olduğunu nereden çıkarttınız? Belki de şu 12 günlük arada müthiş çalıştın. Belki de cevap Pedro 12 günlük arada yani ulan dedi, bir aydınlanma yaşadı. Ulan ben eski günlerime dönersem taraftar deliye döner dedim. Yine haberin devamı. Bakınız, haberin devamı. 3 eksik dışında tam kadro. Milli takımdan sonra özel izin alan Altay ve Salahin'in katılması, sakatlıkları geçen Lincoln, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu, King'in dönmesiyle birlikte 3 oyuncu dışında uzun süre sonra Fenerbahçe ilk kez tam kadro çalışacak diyor. Pedro'nun tedavisi sürerken Batshuayi ve Valencia'da Dünya Kupası'nda Fenerbahçe'yi başarıyla temsil ediyor. Pedro derken kastettiği muhtemelen Luan Perez'dir diye düşünüyorum. Şimdi aynı haberin arkasına ben dünün bir haberini vereyim. Son dakika, Fenerbahçe'de Altay ve Salahi takıma katıldı. Katar'da yapılan Dünya Kupası nedeniyle ligler ara verildi. Ve Fenerbahçe'miz dün sabah saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Cambar testlerine teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla da devam etti. Antrenman, pas çalışması yapıldı. İdman ve taktiksel bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Milli takımdan dönen Altay Bayındır ve yani bu sezon gerçekten ciddi manada felaket sayıda maça çıkan Atilla Salahi de idmanda yer aldı. Atilla Salahi'nin gözündeki çapakları muhtemelen görmüşsünüzdür. Yavrum kuş uykusuna yattı o kadar maçın arkasından dinlenmek için. Ve kendine geldi diye düşünüyorum. İnşallah da gelmiştir. Şimdi bir olay daha var ama onu çok söyleyip söylememek arasında gidip geliyorum.
Yani hangi olay? Arkadaşlar bir olay var. Bana dün İrfan Can Eğirbayat'ın ve Luan Perez'le ilgili hani idman performansı ile ilgili bir şey söylendi. Hani idmanlara katılabilirler gibisinden ama antrenman fotoğraflarına baktım. Luan Perez antrenman fotoğraflarında yok. Fakat İrfan Can Eğirbayat antrenman fotoğraflarında var arkadaşlar. Eksiksiz şekilde var arkadaşlar. Yani eksiksiz şekilde hepsinde var. Bu da çok tuhaf. Yani çok tuhaf. Ama şu var. Belki de Luan Perez kendine deniyordur. Tam olarak iyileşirse. Bakın iyileştim. Ama tam olarak iyileşmese de sıkıntı. Tam olarak iyileşme derken Galatasaray Sergio Oliveira'nın dün çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıklamış. Oliveira'nın en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyormuş. Ben tabii ki de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ama ben bunu dedim mi demedim mi? Ben bunu dedim. Dedim ki bu dönemde sakatlıklar olur. Çünkü bu dönem çok enteresan bir dönem dedim. Bakın takımlar hazırlıklarını yapacaklar ama bu dönemde çok enteresan sakatlıklar yaşayabilir takımlar, futbolcular dedim. Bekleyin. Daha birçok takımda görebilirsiniz bunu. Hani şey olarak, istek olarak söylemiyorum ama olabilir diyorum. Mehmet Topal'ın açıklamaları var. Fenerbahçe'nin ayrılığı sürecini anlatmış. Kırgınlığım devam ediyor falan demiş. Biliyorsunuz Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş forması giydi. Ve yanlışım yoksa Başakşehir forması da giydi. Yanlışım yoksa arkadaşlar iki tane takımda ya da üç takımda şampiyonluk yaşayan bir futbolcu Mehmet Topal. Ve aynı Mehmet Topal Fenerbahçe'den ayrılış sürecini, geliş sürecini falan anlatmış. NTV Spor'da yayınlanan kırılma anına konuşmuş arkadaşlar. 2019'da Kantarspor maçında Ersun Yanal'ın engel olduğu oyundan çıkma teşebbüsünü de açıklamış. Ki hatırlarsınız bir tepki vardı. Başkanımıza ayrılmak istediğimi iletmiştim. Çünkü eğer kalırsam hem benim için hem de camia için kötü olacaktı. O yüzden sevenler birbirini üzmesin diye bütün her şeyimi bırakarak ayrılmak istedim. Bütün her şeyimi bırakarak derken alacakları da dahil muhtemelen. 2018-19 sezon son haftasında Antalya maçının ikinci yarısında taraftarın protestosu o maç sonundaydı diyor. Oyun içinde kolay kolay maçı bırakıp gitmem çünkü ben baskıdan beslenen bir insanım. Stresli atmosferle falan filan. Bir şey yapmaya çalıştım orada kırıldım diyor. Ben çok fedakarlık yaptım. Kırgınlık o kesime devam ediyor. Çünkü yapılması gereken en son adımlardan biri bendim diyor. Ben çok fazla fedakarlık yaptım. Bunu çok iyi bilen insanlar var diyor ki bunlardan biri de benim. Hani ben ayrıldıktan sonra 1-2 ay kendimi toparlayamadım. Psikolojik olarak futbol hayatında yaşadığım en zor dönemlerden o 2 ay diyebilirim diyor. Benim için zordu. Futbolu bile bırakmak istedim. Sözleşmem bittiğinde bana çok iyi teklifler gelmişti. İlk 4 sezonluk sözleşmem bittiğinde Aziz Başkan da bunu çok iyi biliyor. Çok iyi teklifler gelmişti ve oradaki kontratımın çok üstünde teklifler gelmişti bana. Gerek yurt içinden yurt dışından ama zaten o dönemde biraz çalkantılıydı. İmza yenileme dönemi. Neticesinde hemen yeniledik. Kalmak istiyordum Fenerbahçe'de bırakmak istiyordum ama kısmet olmadı diyor. Yani 3 Temmuz sürecini anlatıyor. Gel gitleri anlatıyor. Okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Mehmet Topal ve eşi çok iyi yürekli, iyi insanlardır. Kendileriyle de yakinen de tanışmak isterim. Yüz yüze de tanışmak isterim. İnşallah bir gün o da olur. Ya iyi bir insan ama Fenerbahçe taraftarı maalesef çok gergin. Çok çok gergin. Yani demek istediğimi umarım anladınız. Fenerbahçe'den üzücü bir haber. Nedir üzücü haber? Fenerbahçe Beko Scottie Wilbek'in 22 sayı ile oynadığı maçta Galatasaray'ın nefi 91-97'lik skorla yani 97-91'lik skorla yenip Basketbol Süper Ligi'nde 7'de 7 galibiyet almış oldu. Tabii yani şimdi bak ben hiçbir camiaya buradan saygısızlık yapmak istemem. Hiçbir taraftar topluluğunu karşıma almak istemem. Ama yani gerçekten soruyorum size ya gerçekten soruyorum. Ya futbolcu şey orada koç konuşuyor orada basketçi gitmiş taktiğini dinleme ukalalığı ağzından orada küfürler çıkıyor. Bu hoş mu? Gerçekten bak hoş mu? Yani çok enteresan değil mi bu ya? Gerçekten bu çok enteresan değil mi? Bir de buna bir tepki verilmesi gerekmiyor mu Galatasaray kanadından? Ya ayıptır ya. Ya bak ne kadar olursa olsun ezeli rekabet şu bu falan filan umurumda değil. Ne kadar olursa olsun.
Ya rakip koçun gidip de taktiğini dinlemek, orada ağzından küfürler saçmak hoş değil arkadaşlar. Bakın biz neler yaşıyoruz. Gözünüzü seveyim. Yani küçücük bir olayda millet birbirine girme şey eğiliminde. Yani yapmayın etmeyin ya. Lütfen bak, camialar kendi içinde cezalandırmalı bu tip şeyler ama neyse, Wilbekin açıklaması geldi Fenerbahçe'den. Ne diyorlar? Scottie Wilbekin'in bugün, ya dünden bahsediyor, yapılan detaylı sağlık kontrollerinde ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiştir. Sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta arasında olması öngörülmektedir. 2 mi 3 mü? 2 hafta diyelim. Şimdi zorlu bir Real Madrid maçı var. Beşiktaş maçı var. Fenerbahçe'yi bekleyen. Ama ben şundan eminim. Fenerbahçe kütür kütür takım oldu. Yani hem basketbolda hem futbolda kütür kütür takım oldu. Keyif veren takım oldu. Ne derseniz deyin, seversiniz sevmezsiniz, katılırsınız katılmazsınız. Mesela sadece Jesus'u beğeniyorum, sadece Itoidis'i beğeniyorum ya da ikisini de beğeniyorum diyecek olsanız hangisini söylersiniz? Ben ikisini de beğeniyorum. Yani ben ikisini de beğeniyorum. İkisinin de, yani Allah yolunu bahtını açık etsin, İkisi de şampiyonluktan şampiyonluğa koşsun istiyorum. Ama bakalım neler olacak. Scottie Wilbekin'e de buradan geçmiş olsun diyoruz. Ve son haberimiz, transfer haberi. Rick Karstorp için dev kapışma Fenerbahçe ve Başakşehir. Şimdi Jesus'un istediği isimlere yöneliyor Fenerbahçe ve transferde düğmeye basıldı. Roma ile büyük bir kriz yaşıyormuş Hollandalı futbolcu. Hem Fenerbahçe hem Başakşehir devredeymiş. İşte detaylar. Jesus'un raporu doğrultusunda Fenerbahçe hareket ediyor. Transfer çalışmalarına ve çabalarına başladı Fenerbahçe. Bakın sadece çalışma değil, çaba, bazen çaba da gösteriyorsun bazı isimleri almak için. Ve bunlardan birisi Jose Mourinho'yla, daha doğrusu Jose Mourinho'yla kriz yaşayan Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'nin radarına girmiş. İtalyan basını Roma forması giyen 27 yaşındaki Rick Karstorp için İki Türk kulübünün devrede olduğunu söylemiş. Bir kere şunu söyleyeyim. Bütün samimiyetimle söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe bu çocuk için devredeyse hayırlı olsun. Yani hayırlı olsun yeni transferimiz. Çok net söylüyorum. Corriere della Sport'ta yer alan habere göre Mourinho Roma'nın lig maçı olduğu gün ülkesine giden Karstrop'u gözden çıkarmış. Hollandalı oyuncuyu ihanetle suçlamış. Ona Ocak ayında takım aramasını söyledim ifadesini kullanmış. Ve kulüple bağlarını kopartan kanat oyuncusu için Fenerbahçe ve Başakşehir yarış halinde diyor. Roma 16 milyon euro bedelle Feyenoord'dan transfer etmiş. Hemen transfer marketini açalım. 11 Şubat 95 doğumlu, 27 yaşında ama 28 olacak. Hollandalı, 1.84 boyunda sağ bek. Biliyorsunuz benim mantık mantaliteme göre 1.84 boyundaysa hızlı bir sağ bek. Yani demek ki ofansif bir sağ bek. İşe yarar mı? İşe yarar bence. Yine devam edelim arkadaşlar. Arkadaşımızın piyasa değeri 9 milyon euro yazıyor. 1 Temmuz 2017'de takıma katılmış. 2025'e kadar da sözleşmesi var. Yani yeni değil. Orta sahanın sağında da görev alabiliyor. Yani üçlü savunmanın sağında da görev alabiliyor. Her şey süper şu ana kadar. 12 Mart 2021'de de sözleşme uzatmışlar ama muhtemelen yerini kaybedince biraz şey yapmış. Roma 7 Ağustos 2019'da da Feyenoord'da bir sezonluğuna kiralamış. Orada iyice geriye gitmiş. Ama sonra kendini buldu derken sıkıntı yaşamış. 11 maçta gol ya da asist yok. 684 dakika. Şimdi ben bir soru sorayım size. Olmaz olmaz demeyin. Bakın olmaz olmaz demeyin. Kadro dışı bıraktım, Ocak'ta takım ara diyorsa çok uygun bir bedelle, belki 2-3 milyon euroya gönderebilir. Peki ben başka bir şey sorayım size. Osayi Samuel'i 8 milyon euro artı sonraki satıştan %20 paya. Ama sonraki satıştan derken kaça satılırsa satılsın %20 paya. Hani 8 milyon euronun üstündeki satış değil. Bu fiyata satılmasını ister misiniz? Yani Osayi gidip Karstrop gelsin ister misiniz? Sonuç olarak şöyle bir durum var arkadaşlar. Osayi'den yeterince verim alamıyoruz maalesef. Bana kalırsa da maalesef yeterince verim alamıyoruz. Haliyle bize verim alacak bir şey lazım arkadaşlar. Ve
Şöyle bir şey var. Ferdi Kadıoğlu'nun zaten kalacağı belli. Hani kalacağı malum. Hani ferdilik bir durum yok. Ama ben Osayi için böyle bir teklif olsa 8 artı sonraki satıştan %20 düşünürüm. Kabul eder miyim? Bilmiyorum. Kabul eder miyim bilmiyorum ama düşünürüm. Siz ne dersiniz? Haberin devamında da diyor ki arkadaşlar, yani piyasa değeri 9 milyon euro. Hollanda milli takımının 3 kez formasını giydi. Louis van Gaal Katar kadrosuna yer vermedi. Feyenoord ve Roma formalarını giydi diyor. Futbolcuyu bilen arkadaşlara soruyorum. Sizce nasıl böyle bir transfer yapılabilir mi? Görüşlerinizi, fikirlerinizi aşağıya yorum kısmına alalım. Orada 27.200 için de teşekkürler. Eğer el birliğinden hareket edersek 27.200, 300, 400, 500 diye gideriz. Görüşmek üzere.